Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün şiirselleşen kent ve kentte gösteri sanatları aracılığıyla mekan, alan ve boşluk yaratmak üzerine konuşacağız. Öncelikle böyle bir buluşmayı mümkün kıldıkları için Sabancı Müzesi'ne ve Sakıp Sabancı Müzesi Gösteri Sanatları Günleri'nin yaratıcısı ve küratörü Emre Koyuncuoğlu'na teşekkür ederim. Sonrasında da bütün katılımcılarımıza ve sizlere teşekkür ederim. Bugün birkaç kişi beraber tartışacağız bu konu üzerine. Emre Koyuncuoğlu bildiğiniz gibi yönetmen, çevirmen, oyun eleştirmeni, kurumsal, özel, bağımsız tiyatrolarda pek çok iş yapmış bir isim. Uluslararası alanda çok fazla iş yapmış bir isim. Özellikle de mekana özgü projeleriyle bildiğimiz bir isim. Ve Türkiye'nin belki de en üretken ve en yenilikçi işlerini yapan insanlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yeşim Özsoy, oyuncu, yazar ve yönetmen. Galata Perform'un kurucusu. Galata Perform'da pek çok projenin yanı sıra özellikle yeni metin, yeni tiyatro projesiyle yazarlık alanında öncü çalışmalar yürütüyor. Ve bu sene yönettiği ve oynadığı Yüzyılın Evi adlı oyun, dünyanın en prestijli gösteri sanatları festivallerinden biri olan Edinburgh Fringe'de gösterilecek. Yeşim Özsoy Fringe'e giderken bir yandan da 2019'da ilk defa Fringe İstanbul'a geliyor. 18-22 Eylül arasında İstanbul'da düzenlenecek olan İstanbul Fringe Festival, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve Türkiye'de aktif olan pek çok sanatçıyı İstanbul'da buluşturacak. Deniz Hançay ve Emre Yıldızlar, festivalin kurucuları. Onlarla da konuşacağız. Ben de Zeynep Uğur. İstanbul Fringe ekibinin bir parçası olmamın da yanı sıra Paris EHES'te siyaset bilimi doktorası yapıyorum. Kamusal alan ve tiyatro arasındaki ilişkiyi inceliyorum. Kamusal kültürün dönüşümü bir siyasi mücadele alanı olarak tiyatro aldı tezimde. Özellikle 2010'lardan itibaren Türkiye'de gördüğümüz alternatif ya da bağımsız tiyatro hareketinin nasıl yeni mekanlar oluşturduğunu, yeni sosyalleşmeler ortaya koyarak toplumsal bağları dönüştürdüğünü inceliyorum. Başlarken öncelikle Gösteri Sanatları Günleri'nin bu seneki temasına eğilmek isterim. Bu seneki tema şiirselleşmiş beden ve bu temayı gördüğüm anda ister istemez aklıma Jacques Lecoq'un Şiirsel Beden adlı kitabı geldi. Jacques Lecoq özellikle beden ve hareketten yola çıkan bir pedagoji ortaya koyuyor ve Şiirsel Beden adlı kitabında şunları söylüyor: sadece iş ve harekete angaje olan bir beden mekanı tam anlamıyla kavrayabilir ve hissedebilir. Beden, beynin henüz farkında olmadığı bilgilere vakıftır. Ve bu pedagojiye göre sanatsal yaratım bedenden geçer, beden mekan yaratır. Peki beden ve sahne arasında kurulan bu ilişki, kentte gündelik hayatta karşılaşan, etkileşime geçen bedenler ve kent mekanı arasında nasıl bir ilişkiye karşılık geliyor? Biraz bunun üzerine konuşacağız. Öncelikle mekan ve mekanın estetik örgütlenişi, bir mekanın içinde geçtiği ilişkileri belirleyen bir faktör. Örneğin şu anda bu sohbeti bu şekilde bir boğaz manzarasında açık havada sizin çimlere oturduğunuz bir düzlemde yapıyoruz. Bunu kapalı bir alanda yapsak düşünce akışımız başka türlü gelişecekti. Ya da iki gündür çok güzel bir İstanbul manzarasında keyifli oyunlar seyretme fırsatı bulduk. Yüzyılın Evi gibi bir oyunu İstanbul fonunda seyretmek bambaşka bir deneyim mutlaka. İstanbul'da bunları konuşurken şunu unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. İstanbul bir küresel kent. Yani dünyadaki pek çok küresel kent gibi farklı kültürlerden gelen, farklı hayat tarzlarına sahip insanların bir arada yaşadığı ama aslında tam olarak da birbirleriyle etkileşime geçemedikleri bir yer diyebiliriz belki. Gündelik hayatta, küresel kentlerde insanlar aynı mekanı ve zamanı paylaşmıyorlar. Yani insanların metro, otobüs, kafe gibi yerlerde karşılaşması, o an için o mekanda bulunmaları bir toplumsal ilişki olduğunu garantilemiyor. Böyle bir toplumsal ilişki de olmuyor genelde. Bugünün dünyasında bu ilişkilerin kurulduğu kamusal alan hayati bir önem taşıyor bu nedenle. Ve kamusal alan çeşitli güçlerin tehdidi altında diyebiliriz bugün. Devlet kontrolü, özelleşme, dijitalleşme, güvenlik politikaları bunların bazıları. Bu şekilde de farklı insanlar birbiriyle ilişkiye giremeyen bir duruma geliyor. Yani duvarlarla korunan güvenlikli siteler, kentin çeperlerine atılan varoş mahalleler, gettolar, banliyöler, mekansal politikalar, kentsel dönüşüm gibi mekansal ayrışma getiren politikalar, farklı insanların birbiriyle iletişime geçmediği
ve kendi içlerine kapandığı homojen alanlar yaratıyor. Bu durumda da insanlar kendilerinden farklı olan insanlarla karşılaşmaktan, bir araya gelmekten, iletişim kurmaktan korkuyorlar. Ve bu korku bizim temel gündelik yaşamımızı belirliyor aslında. Sosyolog Zygmunt Bauman buna miksofobia diyor. Yani karışma fobisi. Kendi gibi olmayanla karışma fobisi. Gösteri sanatları bu noktada çok önemli bir rol oynuyor diye düşünüyorum. Çünkü kentin mekansal organizasyonunu sorunsallaştırarak, farklı tahayyüller kurarak, kentin bu mekansal organizasyonuna müdahalelerde bulunarak insanları bir araya getirebiliyor. Sanat sosyoloğu Pascal Gillen, kent organizasyonunun sanatla ilişkisiyle beraber ele alarak 4 farklı kent tipolojisi ortaya koyuyor. Bugün içinde bulunduğumuz durumu değerlendirirken bunlardan birazcık bahsetmek isterim. Gillen'in ortaya koyduğu ilk kent tipi anıtsal kent. Anıtsal kentin tipik bir örneği Osman'ın inşa ettiği Paris. Yani 68'den sonra inşa edilen geniş bulvarlar, öğrencilerin barikat kurmasını engellemek üzere kurulmuş geniş bulvarlar ve polisi müdahale edip dağıtmasını kolaylaştıracak bir kent inşası. Bu anıtsal kent tipinde kamusal alan ulus devleti temsil ediyor. Aydınlanmanın akılcılığın mekanı olarak örgütleniyor. Bu kentin ideal sanat mekanları da kurumsal, hiyerarşik, kalıcı olarak şehrin merkezinde konumlanan operalar, tiyatro binaları ve müzeler oluyor. İkinci kent tipi situasyonel kent. 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden situasyonist sanatçıların bu anıtsal kent organizasyonuna müdahaleleriyle oluşuyor. Yani grafiti gibi, squatting, işgal evleri gibi pratiklerle anıtsal kent cephesel bir şekilde eleştiriliyor. Ve bu kentteki gündelik hayat geçici olarak sekteye uğratılıyor. Üçüncüsü yaratıcı kent. Yaratıcı kent küresel kentle ortaya çıkan bir mefhum. Sermayenin, insanların, sanatçıların dolaşımıyla herkesin mobil olduğu bir dönemde yaratıcı bir sınıf ortaya çıkıyor. Daha doğrusu yaratıcı iş bir sınıf olarak ortaya çıkıyor. Ve klasik iş düzeni yerine çok fonksiyonlu mekanlarda çalışılıyor. Laptopunu alan bir insan yoga atölyesine girip daha sonra kahvesini alıp 9-5 olmayan bir ortamda çalışabiliyor. Hipsterların ve cool girişimci sanatçıların kenti diyebiliriz bu kent organizasyonu için. Ve bu kent organizasyonunda sanatçıdan beklenen sorun çıkarması değil, yaratıcı çözümler bulması. Yani mesela sorunlu olarak addedilen bir mahallede duvarlara sokak sanatı işleri yaparak o mahalleyi güzel kılması. Fakat daha sonra bu aksiyonla beraber o mahalle soylulaşırsa, o mahalle sakinlerinin kentsel dönüşümle çepere gidecek olmasıyla ilgilenmiyor olması. Dördüncüsü ve bizim için asıl önemli olanı, şu anda bunu anlatıyormamın sebebi de müşterek kent. Bugünün dünyasında toplumsal bağ kurma birazcık krizde. Ulusal kimlikler ve tüketim alışkanlıkları tek başına bir birlik kurmaya, toplumsal bağ kurmaya yetmiyor. Toplumsal ilişkiler de giderek ortak bir mekanı paylaşma üzerinden yürüyor. Bu özellik de 2010'lardan beri dünyada etkili olan toplumsal hareketlerde görebiliyoruz. Yani artık görmeye başladığımız ve etkili olan toplumsal hareketler bir işçi sınıfının, kadın hareketinin, etnik bir azınlığın yaptığı hareketler değil. Bu hareketleri adlandırma biçimimiz de işgal ettikleri, bir yaşam kurdukları parklardan, alanlardan geliyor. Bu şekilde de müşterik kentin sanatçıları gündelik hayatın hızını yavaşlatarak ya da durdurarak farklı bir alan ortaya koyuyor ve özerk alanlar yaratıyor. Bu özerk alanlarda farklı bir aidiyet duygusu gelişiyor mekana bağlı olarak. Böylece de artık müşterikliği yaratan şey homojen kimlikler değil, aynı mekanı paylaşmak oluyor. Herkesin farklılığıyla bir arada olması diyebiliriz. Ve bu dönemde de müşterek kentin sanatçıları hayatta kalmak için toplumla yakın bir ilişkide olmak durumundalar. Çünkü artık devletin veya piyasanın desteğiyle çalışmadıkları için toplumsal bağlarla varlıklarını sürdürüyorlar. Bu da toplumsal hayatta çok iç içe bir sanatsal üretimi getiriyor. Türkiye'de 60'lardan başlayan bir şekilde 90'larda, 2000'lerde ve 2010'lardan sonra özellikle bir yükselişe geçen bir avantgard bağımsız alternatif sanat sahnesi görüyoruz. Bu da müşterek kent fikriyle yakından ilişkili diye düşünüyorum. Özerk mekanlar öncelikle mekanla kurulan ilişkiyi dönüştürüyor. Örneğin eskiden atölye, garaj olarak inşa edilmiş ya da oldukça kötü durumdaki mekanlar
tiyatro sahipleri tarafından alınıp tiyatrolara dönüştürebiliyor. Tiyatro olarak inşa edilmedikleri halde. Farklı sanatsal ifade biçimleri getiriyor bu mekansal organizasyonda. Yani tiyatro sahnesinde gördüğümüz bedenle sahne arasındaki ilişkideki dönüşüm bizi kent sakinleri, vatandaşlar ve kent mekanı arasındaki ilişkideki dönüşüme dair düşündürüyor. Mekanı yeniden sahiplenen bedenler arasında yeni bir toplumsal bağ kuruluyor ve yeni bir ortak yaşam biçimi şekilleniyor. Mekandaki ve biçimdeki değişiklik içeriği de dönüştürüyor. Ve söz konusu gösteri sanatlarının ortaya çıkışıyla yeni yazarlar yerel hikayeleri sahneye taşımaya başlıyorlar. Kamusal alanda duyulmayan, görünmez olan, daha önce dillendirilmemiş meseleler kendilerine birer ses, yüz ve beden buluyor bu sanatsal üretimlerle birlikte. Özellikle 2010'lardan itibaren alternatif tiyatro pratiğine baktığımızda mesela Türkiye'de etnik, cinsel ve dini azınlıklarla ilgili hikayelerin büyük bir yer kapladığını görüyoruz. Gösteri sanatlarının kendisini diğer sanatlardan ayıran ayırıcı bir özelliği var olan kitleyle beraber ortak bir zaman ve mekan yaratması. Bu da dönüştürücü bir deneyime düşünüyor. Yani farklı insanların bir araya gelmesi dönüştürücü bir atmosfer ortaya koyuyor. Ve bu ortaya çıkan atmosfer o deneyime katılan insanların kendisini de dönüştürüyor. Böylece bugün kentte birbirine karışmayan insanlar bambaşka durumlarda birbirleriyle karşılaşıp etkileşime girebiliyor bir durumda oluyorlar. Bunlardan özellikle bahsetmemin sebebi de Emre Koyuncuoğlu'nun da Yeşim Ersoy'un da işlerini bu bağlamda Türkiye'ye çok büyük çoğulcu kültüre katkı sağlayan işler olarak değerlendirmem. Fringe de bence bugün böyle bir yerde oturuyor Türkiye'de. Tartışmamıza geçerken de önce Emre Koyuncuoğlu'yla başlamak isterim. Siz 90'larda oldukça avantgard işler yaptınız ve hep mekan üzerine çalıştınız. Belki İstanbul Sanat Merkezi'ndeki deneyiminizden bahsedebiliriz. İstanbul Sanat Merkezi'nde eski bir Ermeni yetimhanesinde birçok farklı tiyatro grubu, avantgard tiyatro grubu, sanat atölyeleriyle beraber siz de Yeşil Üzümler Dans Topluluğu'yla beraber orada işler yaptınız. Aynı zamanda da 16. İstanbul Tiyatro Festivali'nde X Daireler adlı projede de tarla başında çalıştınız. 90'ların tarla başısı malum suçlulaştırılmış ve polisin bile giremediği diye nitelenen bir mahalle. Sizin için nasıl bir deneyimdi orada çalışmak? Nasıl üretiminizle mekan arasında bir ilişki kurdunuz? Şimdi merhaba. İkisi aslında ayrı deneyimler. Yeşil Üzümler dönemi yani benim ilk zamanlarım. Yani çok gençtim zaten, neler olduğunu şu anda görebiliyorum, ne yaptığımızı. Boğaziçi Üniversitesi Modern Dans Kulübü'nden hatta pazar günü kendi otobiyografik anlatısını dinleyeceğiz. Mehmet Sander de bir önceki ekibiydi. Gavin Macmillan'ın bir araya getirdiği bir ekipti. Biz de onların devamı olarak Modern Dans Kulübü'nde Zeynep Günsür, Deniz Altınay, Deniz Boro, ben gibi böyle bir ekip, tabii birkaç kişi daha var sanıyorum. Yani vardır da şimdi devam etmediğim için onları hatırlamıyorum. Bir ekip orada çalışmaya başladık. Aynı dönemde İTÜ'de, İTÜ Dans Kulübü'nde ve ODTÜ'de, yani böyle bir çağdaş dans hareketleri vardı. Ve açıkçası bu ekip, buradaki sanatçılar, daha doğrusu sanatçı değildiler aslında, meraklılar daha. Meraklılar bir tür kendi kendilerini yetiştirmiş insanlardı diyeceğim. Yani sanatsal anlamda. Çünkü bir okuldan gelmiyorlardı. Yani bir okul dediğim eğitimden geliyorlardı. Mesela hukukçular vardı, mühendisler vardı, mimarlar vardı. Ama bunlar dans ediyordu ve birlikte dans ediyorduk ve olabildiğince farklı koreograflardan buraya gelen, mesela Belçikalı bir koreograf vardı, bir tane Danimarkalı bir koreograf vardı, İstanbul'da yaşıyordu. Onlar çalışıyordu ve biz onların atölyelerine gidiyorduk. Yine Gavin Macmillan önemli bir isimdir, onunla birlikte çalışıyorduk. Aydın Teker çok desteklemiştir. Yani o dönemin aslında konservatuvarda kurum içinde olan koreografların desteği, ama dışarıda çalışıyorduk biz. Yani biz bir konservatuvar, bir sanat eğitimi o anlamda almadık, ama ben İngiliz Dil Edebiyatı mezunuyum. Yani sanat eğitimim başka bir anlam, literal bir eğitimden geliyorum. Ama beden üzerine çok çalıştım.
Buna benzer bir ekip oluştu. Yeşil Üzümler aslında böyle bir ekip. Yani aslında biraz benziyor şu anda. Yani konuşuruz onu daha sonra. Bir tür böyle bir oluşum vardı ve yine Ezel Akay bir stüdyo kiralamıştı. İSM diyorduk biz, İstanbul Sanat Merkezi'nde. Ve biz ortak, yani biraz da bütçeleri bir araya getirmek için o stüdyoyu dans stüdyosu gibi tarla başındaki o biz Ermeni Manastırı diye biliyorduk. Yeptimhane değil. Ermeni Manastırı'nda çalışıyorduk. Yani gidip oraya çalışıyorduk ve çoğu zaman hafta içi başka işler yapıyordum. Ben gazetecilik yapıyordum. Ve akşamları da gidip dans çalışıyordum. Atölyeye giriyorduk ve bayağı çalışıyorduk. Gece 12'lere kadar. Ve yine yani biraz safça herhalde 12'de tarla başından dışarı çıkıp oradaki hayata tanık olup dolmuşa binip eve gidiyorduk. O öyle bir dönemdi ve gerçekten İstanbul Sanat Merkezi birçok sanatçının bir araya geldiği bir merkez olarak çok büyük bir dinamiği sağladı. Yani ressamların atölyeleri vardı, çok ünlü ressamların atölyeleri vardı, tiyatrolar vardı dediğin gibi. O dönemden tanışıklığım var tarlabaşıyla ve rahatlığım var yani orada dolaşmaya ve yaşamaya. Daha sonraki yani İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın tiyatro festivalinin, Uluslararası Tiyatro Festivali'nin düzenlediği, aslında Alman bir ekibin Berlin'de yaptığı Ex Apartments diye Berlin projesinden sonra İstanbul ayağında ben de sanatçı olarak katılmıştım Dikmen Hocam'ın davetiyle. Ve orada Tarlabaşı'na ait tam değişim öncesiydi. Tarlabaşı'nın değişimi tartışılıyordu. Değişim öncesi Tarlabaşı kimliği üzerinden bir çalışma yapıldı. Ve bu evet gerçekten ilginçtir. Tarlabaşı'nda bir harita, bir rota çizildi. Bu gönüllülerle birlikte oldu. Yani Tarlabaşı'nda yaşayan ve kendisinin mekanını bu sanatsal anlamda bir üretime kabul eden diyelim, paylaşmak isteyen oralı yerleşik işte insanlarla birlikte çalıştık. Yani tamamen mekandaki hem mekanla hem oranın yerel kimlikleriyle çalıştık. Tarlabaşı'nın renklerini bir çeşit, yani hepsini diyemem ama evlerin içinde kahvehanelerde, benim projem kahvehanedeydi. Bir kıraathane aslında, pardon. Bir kıraathanedeydi. Uzun uzun video kayıtlar yaptım. Aslında yine ortak projeler, yine bizim dönemimizin bir rengidir diye düşünüyorum. Birçok sanatsal disiplinle bir arada çalışıyoruz. O dönemde de video, aslında bir video işti. Ve aynı zamanda da bir resim ve heykel sanatçısı Aksel Zeydan Göz'le çalışmıştık. O da bir bayrak tasarlamasını düşünmüştü. Ve anketler yaptık, videolara koyduk, yani çektik, oralarda yaşadık diyebilirim. Uzun bir süre yedik, içtik, oturduk, evlere girdik. Ve sorduk yani nasıl bir bayrak tasarlardınız eğer bir tarla başında bir bayrağı olsaydı diye. Herkes de bir şey söyledi ve ağırlıklı olarak seçilen renk, seçilen desen ve önerdiğimiz şeylerin üzerinden tercihen bir bayrak seçildi. Ve bir anayasa oluşturduk. Nasıl bir anayasa istersiniz diye. Ve kurgusal bir kitap yazıldı, bir analiz yapıldı ve biz Kıraathane'yi de vize merkezi yaptık. Ve başına da oradaki kahvedeki sorumlu oldu. Ve yani oraya vatandaş olmak isteyen Tarlabaşı'na vatandaşlığına oraya gelip yazıyordu. Böyle bir kurgusal, kendilerine ait, kendi tanımladığı gibi var olan bir ütopik, nasıl diyeyim, beraber yaşanan bir mekan yaptık gibi demek istemiyorum. Evet, o ikisi öyle yani. Siz aynı zamanda da bütün hayatınız boyunca neredeyse desantralizasyonu savundunuz diyebiliriz herhalde. Ve çok mekana dair işler yaptınız, mekana özgü işler yaptınız. Bunları yaparken nasıl bir yöntem izliyordunuz, nasıl çalışıyordunuz, oranın halkıyla nasıl etkileşime geçiyordunuz? Özellikle de Diyarbakır'da yaptığınız işler ve Asos Gösteri Sanatları Festivali'nde yaptığınız işler bence buna çok iyi bir örnek. Şimdi Asos'ta tabii bir şeyin başlangıcı gibi 90'ların başında, tam tarihi hatırlıyor musun? 90'ların başında Hüseyin Katırcıoğlu'nu burada anmadan geçemem. Hüseyin'in önderliğinde oldu bu iş.
Ondan önce Çanakkale Festivali vardı. Onu da bahsetmek istiyorum. Troya Festivali deniyordu. O da Tallinn organizasyonuydu. Tallinn de tabii büyük bir dinamiktir. Bir anlamda bütün bu deneysel tırnak içinde. Hani onu çok konuşuruz belki. Ben onu hani deneysel şeyi altında toplayacağım. Tanımı altında işlerin, mekansal işlerin, farklı disiplinlerin bir arada kendilerinin ürettiği özgün işlerin diyelim. Önerilerini getiren ilk önce Troya Festivali vardı. Oradan bir devamlılık oldu ve Asos Gösteri Sanatları Festivali. Bence çok değerlidir. Burada aslında bir tür izini de taşıyor bu müzede sahne. Üretimi destekleyen bir festivaldi. 3-4 sene aslında çok ilginç, şuraya not aldım demin. 3-4 sene arka arkaya yaptık. 4. senesinde Hüseyin Katırcıoğlu kahvede, köyün kahvesinde toplanmalıyız dedi. Çünkü dedi biz dedi artık dedi bir marka olmaya başlıyoruz. Bu kötü bir şey dedi. Çünkü gerçekten yani 4. festivalde otobüslerle insanlar İstanbul'dan turlar düzenlenmeye başlanmıştı ve bütün köy evleri artık hani bir tür B&B'lere falan dönmeye başlamıştı falan ve yani gerçekten yapı değişiyordu Behramkale'de. Bu çok iyi, bir yandan çok mutluydu köy halkı. Çünkü hani gerçekten değişti, atmosfer değişti, ekonomik olarak güçlenmeye başladılar, yeni yollar açıldı falan. Çünkü ilk geldiğimizde orayı da anlatırım. Ya bu sonu anlatmak istiyorum ve bir karar alındı kahvede. Köydekilerle birlikte onlar pek istemediler ama biz bir daha yapmayacağız dedi Hüseyin. Çünkü dedi biz bunu istemedik ve biz bir şey önermek istiyorduk ve bu öneri gerçek oldu. Ve ben mesela orada benim için çok etkili bir andır. Çünkü bir şeyin başı ve sonu olabilir hissi geldi. Yani bir şeyin içinde belli bir dinamiği başlattığınızda o dinamiği yani artık hani eriyene kadar kendi aslında içindeki ihtiyaç kalkmadığı halde halen sürdürmek değil. Tam tersi deneyselliğin bir zamanı olduğu ve öncesi ve sonrasıyla ilgili yani performatif bir şey olduğu. Ve o gerçekleştikten sonra da hani kendi ait bırakmak ve yeniden başlamanın çok değerli olduğunu düşündüğüm için. Bir yandan da desentralizasyona farklı yerler, farklı insanlar, farklı kimlikler bir arada oluşları çok hep değerli buldum ve beni heyecanlandırdı. İzmit'e gidişim de öyledir. Yani bir dönem yeşil üzümlerin sonu gibiydi. Bir dönem kapanıyordu. Ve ben hep hani hep aynı seyirciyi oynadığımızı düşünmeye başlamıştım. Yani işte alternatif İstanbul sanat seyircisi diyebileceğim bir kitle. Ve şeyi sorguladım. Yani başka seyirciye nasıl ulaşabilirsin ama yani işin içindeki kimliği değiştirmeden yani sen sesini yani bir tür varoluşunu tanımladığın sanat eserini çok da farklı kılmadan, tabii ki trafiği olacaktır yani geçişli seyirciyle, değişmeden nasıl başka seyircilere daha büyük yani alanlara nasıl gidilir? İzmit fırsatı çıktığında, ki burada Işıl Kasaboğlu'nu da almak istiyorum, kendisi aslında desentralizasyona inanan birisi, onunla birlikte İzmit. Yani 10 yıl kadar benim bir İzmit Şehir Tiyatrosu'nun kuruluşu ve gelişimi döneminde oradaydım. O sıralarda zaten fikirler başladı. Yani bu Asos sonrası dağılmadır. İzmit Şehir Tiyatrosu Anadolu'nun ilk şehir tiyatrosudur. İlk kurulan şehir tiyatrosu. Birçok Anadolu'daki diğer şehir tiyatrolarına ve şehirlere örnek olmuştur. Örnek olmuş derken reel örnek olmuştur diyorum. Çünkü bayağı yönetimimizi, işte nasıl sözleşme yaptığımızı, nasıl çalıştığımızı bizden birebir istediklerini biliyorum. Ve biz onların hepsini Bursa'ya, Eskişehir'e, işte Samsun'a, Trabzon'a, Antalya'ya tek tek verip onlarla çalıştık. Yani bir tür bir yere kadar çalıştık. Diğer biraz başka da konuşuyorum. Sırayla gideriz diye düşündüm ama. Tamam peki. Peki o zaman şeyi de toparlayayım. Tabii bu yani İzmit'ten sonra bunun öncesi var aslında. Yeşim'i de bahsedeceğini düşündüm. İstanbul'da Disiplin Arası Genç Sanatçılar Derneği vardı. Genç etkinlik düzenliyorduk. Yıldız'da şeyler düzenliyorduk. Yani parklarda işler yapıyorduk. Bir sürü sanatçı bir arada. Yani bunun içinde heykeltıraşlar, ressamlar, işte performans sanatçıları, sinemacılar, edebiyatçılar, edebiyat okumaları bunlar yapılıyordu Türkiye'de. İstanbul'da yapılıyordu ama
ağırlıklı olarak ya da ben ona tanığım. Ama biraz daha mesela bugüne baktığımızda bütün bu gelişim, yani bir 10-15 yıllık gelişimi yani öncesine baktığımızda biraz daha marjinaldi. Biraz daha, yani hani söylemesi doğru mu bilmiyorum, underground çalışılan bir şeydi. Yani kendi içinde yaşanıyordu gibi ama vardı. Ve insanlar birbirlerini çok tanıdılar. Birbirlerine de çok desteklediler. O dönemin gelişmesi sonra Anadolu'ya oldu. Ve bunlardan bir tanesi işte Asos'tan sonra İzmit Sokak Tiyatrosu Festivali. Arkasından Anadolu Kültür Sanat'ın birçok yerde başlattı ama ilk olarak Diyarbakır Sanat Merkezi'ni kurdu. Yani Osman Kavala'nın başında oldu Anadolu Kültür'ün. Diyarbakır Sanat Merkezi'dir. Diyarbakır'da mesela yani birçok sanatçıyı, İstanbul'u, daha sonra metropol sanatçısını yerelle karşılaştırıp yerelle birlikte çalışmayı önermiştir. Yani böyle hani bir şey göstermeye değil de tam tersi karşılıklı öğrenme fikri vardır. Ve onun çok iyi çalıştığını ve de o ivmeden Diyarbakır'dan çok güncel sanatçının da şu anda hani uluslararası güncel sanatçıların bir arada yine çalıştığını biliyorum. Hatta İstanbul'da çalışanlar, yani sen onlara şey yaparsın, oldu, sen de çok iyi biliyorsun. Yani Diyarbakır arkasından, mesela Diyarbakır'da öyle bir, mesela Diyarbakır'da bir kilisede çalıştım. Ama onun kilise olduğunu sonradan öğrendik. Orası aslında Ali Paşa Han, Ali Paşa Mahallesi'nde Çeltik Kilisesi diye tanınan, aslında çeltik fabrikası olarak kullanılmış, Cumhuriyet'te daha önce kilise olan bir mekandı. O mekan mesela daha sonradan işte göçlerle birlikte köy göçlerinden göç almış çok karışık bir yerdi. Ve biz oradaki işte yer mekan araştırırken orada düğün yapıldığını öğrendik. Yani oradaki insanların düğün yaptı. Bayağı metruk bir yer ama boş bir alan olduğu için o dar surların içinde. Orası iyi bir yer yani düğün yapmak için, köy düğünleri için. Madem burada insanlar toplanıyor, doğru bir yerdi. Orada işi yapmaya karar verdik. Yani öyle başladı. Sonra Sinop var, hızlıca geçeyim. Hı hı. Sinop'ta Melih Görgün'ün, yani daha doğrusu Avrupa Kültür Derneği'nin girişimiyle yapılan bir projeydi. Orası tarihi, yani merkezi, sorular girse hızlı anlatıyorum, şey yaparım. Tarihi Sinop Cezaevi Merkezi'ydi, şeyin, Biyanel'in. Sinop ailenin. Onun ilk işini gerçekleştirdim. O şöyle bir şey. İlk iş demek, hani mekanların kendisinin bir sesi var gerçekten. Biz girdiğimizde daha hiç oraya bazı yerlerine ışık girmemişti. Biz çektik kabloları, yani bayağı oradaki katılımcılar, yine bahsedeyim, hem Diyarbakır'da hem farklı mekanlara gittiğimde amatörlerle de çalışıyorum. Muhakkak oradaki insanlarla birlikte çalışıyorum. Yerel paylaşım, mahalle muhakkak işin içine giriyor. Orada da yani birlikte çalışıyorduk. Hatta içinde yaşadık, hapishane içinde yaşadık bir ay kadar. Yani tabii hapishane koşullarında değil, boş bir mekan olarak. Yani oranın ilk başka bir ele ve hikayesinin anlatılması sanıyorum bizle oldu. Ve halen devam ediyor. Çok benim de etkilendiğim ve tarihi yeniden tanımlamaya ihtiyaç hissettiğim ve yeniden orada tarih konuştuğumuz ve bununla birlikte bir anlatı yazdığımız bir yer oldu. Yani kendi mekanda yazılmış işler yaptık. Yani mekan zaten kendisi belli bir şey verdiği için siz de onunla birlikte oradaki oyuncuyla bir metin oluşturuyorsunuz. Ama şurada yani toparlıyorum şimdi. Şunu söylemeden geçmeyeceğim. Biz nasıl, hani diyorum ya, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir edebiyatçı olarak başlayıp sonra gazetecilik, sonra falan, ama hep dans ve danstan sonra beden ve tiyatro. Ama bunun yanında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan bahsetmek istiyorum. Aynen, yani nasıl koreografiyi bir okulda öğrenmediğim gibi tiyatroyu da bayağı ellerimle çalışarak Dikmen Hoca'nın yanında öğrendim. Sahne arkasını tamamen festivalde arkada büyük rejisörlerin oyunlarını izleyerek bayağı gece gündüz izledim yani. Biz biraz nasıl, bu imkanları kullanarak gerçekten self-made, yani kendi kendini var etmiş diyebileceğim bir dönem, Türkiye'deki dönem sanatçılarıyız diye düşünüyorum sahne sanatlarında. Bu kadar şimdi. Teşekkürler.
Yeşim Özsoy'la devam edelim. Daha önce bahsettiğim gibi müşterek kentlerin çok önemli bir parçası mutlaka özerk alanlar. Ben Galata Perform'u da böyle değerlendiriyorum siyaset bilimci olarak. Siz bu mekanı uzun yıllardır devam ettiriyorsunuz ve pek çok proje gerçekleştirdiniz. Ve özellikle hafıza, bellek, kentle ilgili çok fazla proje yaptınız. Sizin için ne ifade ediyor ya da sanatsal üretiminizi nasıl etkiliyor Galata'da olmak? Galata'da bu işleri gerçekleştiriyor olmak. Evet, şimdi Emre'yi dinleyince böyle bir hani 90'lar, 2000'ler hep örtüştüğümüz şeyler var. Yani 90'larda İSM'den geçmemiş tiyatroyla ilgilenen kimse yoktur. Tiyatro festivalinde her şeyi öğrendik, doğru hepsi. Yani o kadar hani örtüşüyor ki aslında hep paralel gitmişiz. Ex apartmanlarda benim de yaptığım bir şey vardı, bir çalışma vardı. Onun dışında genç etkinlik vesaire derken, yani bu 90 süreci aslında bir yandan da çok böyle hafıza olarak yer almayan, hani tiyatrocuların bile artık unuttuğu, hani 2005'ten sonra sanki hani tiyatro başladı, ondan evvel yoktu gibi bir bakış açısıyla, yani çok zor tabii tiyatroyu tarihselleştirmek, o hafızayı tutabilmek ve bu konuda bir çalışma olmaması da bizi aslında zorlayan bir durum. Bir de geçici olması tiyatronun, hani şey gibi değil, heykel gibi kalmıyor, yazı gibi kalmıyor. Hani biz, ben oyun yazarıyım, hani en azından şanslıyım, yazdığım oyunlar bir kenarda kalacak inşallah, ama yani böyle bir durum söz konusu. Şimdi o süreci yaşadıktan sonra orada İSM'de pek çok şey deneyimledik ve tiyatro festivalinde de ve 90'larda aynı zamanda stüdyo oyuncuları olsun, kumpanya olsun, işte ne bileyim Mustafa Avkıran, 5. Sokak olsun, hepsi yine İSM'den geçmiş tiyatroculardır ve mekana özgü bir sürü çalışmalar üzerine, yani deneyimledik zaten. Benim kendi ustam, hocam dediğim Şahika Hoca'nın 38 sandalyelik Nişantaşı'nın arka sokaklarında olan tiyatrosunda oyunculuğa başladım ben. Ben de aslında alaylıyım, Boğaziçi Sosyoloji'den mezunum. Ama aynı sırada işte okuldan kaçıp devamlı işte annemin tabiriyle gidiyorsun Nişantaşı'nın arkasındaki o bok çukuruna, ne bekliyorsun? Şimdi çok destek, yani hani sözüm meslekten dışarı, meclisten dışarı, ama yani düşündüğünüz zaman işte Boğaziçi'nin atmosferinden oraya biraz absürt geliyordu başta. Öyle bir dönemi yaşadıktan sonra, bir de yurt dışı deneyim olduktan sonra, işte yurt dışında Amerika'da okumak, lisansüstü yapmak, orada da bir sürü şeyi deneyimlemek. Orada da mesela işte ne bileyim Chicago'da, Northwestern'da gösteri araştırmaları okudum. Orada da yani baktığın zaman küçücük mekanlarda farklı şeyler, tiyatroların olduğunu gördüm. İşte ya hem kabare hem tiyatro, perdeyi kapatıyorsun, işte bar oluyor, açıyorsun, işte ne bileyim hocam Terry Kapsalis işte performans yapıyor, işte keman çalmadan keman performansı yapıyor falan, yani gibi şeyler deneyimledikten sonra ve sonra tabii bu Fringe'e döneceğiz herhalde. Fringe ile ilgili hem evet, şu anda benim tarihsel olarak bir dönemecim söz konusu, hem de İstanbul Fringe'in başlaması ile ilgili güzel bir gelişme söz konusu. Fringe de aynı şekilde, yani kamusal alanda olan çok büyük bir gösteri sanatları festivali ve hani otokratik değil de tamamıyla hani demokratik, yani mümkün olduğunca demokratik bir yapıya sahip olan bir festival ve gerçekten hani dünyada baktığınız zaman Edinburgh'dan tutun işte başka fringe'lere kadar hani kamusal alanı çok fazla derecede kullanan bir festival söz konusu. Şimdi benim kişisel tarihim, ben Edinburgh Fringe'i de üniversitede deneyimledim, bunu da gördükten sonra kişisel tarihim böyle geliştikten sonra, bunları algıladıktan sonra Türkiye'ye dönüşümde bir tiyatro kurmalıyım. Yani zaten fikri vardı. Zaten Amerika'da da işte New York'tayken Off-Broadway'de bir tiyatro kurdum. İsmi Homeworks Theater'dı. İki tane oyun yaptım. Orada da Fringe'de oynadım. Ondan sonra işte bir tanesi işte Oyun Alaturka, Play Alaturka'ydı. Öbürü de Year 2084, sene 2084 diye bir oyundu. Türkiye'ye dönüşte, bu 11 Eylül sürecinden sonra dönüşte de tiyatroya devam etme fikri ortaya çıktı tabii ki. Yani yazacağım, yöneteceğim, bir şeyler yapacağım vesaire falan derken, mekan konusuna gelirsek eğer, yani Galata Perform nasıl başladı diye gelirsek, yine bu 2000'lerin başında, bizim kuruluşumuz 2003'tür. Aslında şu anda geri dönüp baktığımda, hani şu andaki dönem tabii daha farklı, daha ticari ve daha planlı programlı olabiliyor her şey.
biz ilk önce prova mekanı, sonra burada oyun yapabiliriz. O zaman nasıl bir oyun yapalım? Ev kakafonik bir oyunu yapabiliriz. Zaten o eve misafir olma fikriyle enstelasyon içerisinde bir oyun fikriydi. Bunu burada yapabiliriz. 25 seyirciyle orada yapalım. Ondan sonra peki başka ne yapabiliriz? Acaba disiplinler arası çalışsak nasıl olur? Farklı bir, yani küçük bir sahne çünkü Galata Perform Galata'da. İşte 35 kişilik yine, hani hocanınki 38'di, benimki 35 kişilik bir sandalye kapasitesine sahip. Ondan sonra ne yapabiliriz üzerinden? Biraz gecekondum misali her şey gelişti diyebilirim ilk başlarda. 2003'ten itibaren. Yani çok büyük bir bilinçle giriştiğimizi düşünmüyorum. Ama sanatçılar olarak işte o dönemde ne yapabiliriz? Yani hani kendimizi nasıl ifade edebiliriz? Çünkü gerçekten hani bağımsız bir sanatçının, bir oyun yazarının, bir yönetmenin, şu anda da eminim bir sürü genç insan var burada hani bir şeyler yapmaya çalışan, kendini devlet tiyatrosunda, şehir tiyatrosunda, özel tiyatrolarda falan mümkün değildi yani hani hiçbir şekilde yer bulabilmesi. Şu anda da zordur bu ama o zaman daha da zordu diyebilirim. O yüzden de hani bu 2003'ten itibaren bence bir sürü yazar, yönetmen kendilerine bir alan yaratmaya başladılar. Yani bu biraz da 90'ın gücüyle de oldu. Yani 90'larda gördük, deneyimledik, içinde bir şekilde var olduk ve o dönemde aslında kendine has, Emre'nin de biraz anlatmaya çalıştığı gibi naiflikleri olan bir dönemdi. Yani hani tamamıyla sanata ağırlık veren, işte çalışmaya, işte 6 ay oyun çalışılır çıkmaz sorun değildir. Yani 9 ay, 1 sene çalışılır, eğer o çıta olmazsa olmazdır. Yani biraz fluksuz bakış açısıyla belki de. Hani herkesin ayrı bir mesleğinin olup hani sanata, tiyatroya kesinlikle parayı pulu falan hiçbir şeyi karıştırmayacağız mantığıyla hani o dönemde biz hani 80 sonrası böyle bir dönemden geçtik ve hani bizim için öyle bir dönemdi o. Sonra işte bu 2000'lerin başında buradan belki yetişen tiyatro festivali, bütün bunları deneyimledikten sonra yetişen nesil olarak bir alan yaratmalıyız mantığıyla biz Galata Perform, daha sonra Kumbaracı 50, DOT, işte ikinci kat gibi devam eden farklı mekanları, yani bilardo salonundan tutun işte depolara, apartman katlarına, işte ne bileyim ne bulursa, nerede ne bulursa yazarların, yönetmenlerin kafasını o deliğe sokup ondan sonra orada ne yapabilirim, nasıl kendimi ifade edebilirim, oyunlarımı yapabilirim gibi bir mantıkla ilerlediğini görüyoruz. Tabii benim için bu biraz farklı bir yere oturdu. Biraz belki diğer tiyatrolardan farklı olarak biz bir de proje yapan bir tiyatro olduk. Hani bunun gelişimi de aslında nasıl oldu diyeyim? Yani ayakta kalmanın mantığının dışında estetik olarak da bir iletişim ihtiyacı. Yani tiyatronun kendi bölgesiyle aynı zamanda işte başka üreticilerle olan bir iletişimi olmalı fikri vardı bende her zaman. Öyle olunca da onun mesela ilk örneği görünürlük projesi oldu. Aslında çok basit bir şekilde başladı görünürlük projesi. Biz Galata'da tiyatro yapıyoruz. Şu anda tabii zannetmeyin Galata o dönem, yani şu anda hani bizim önümüzdeki aşağıdaki kafede yani böyle bir uzun bir sıra oluyor. İnsanlar ismini falan yazdırıyorlar hani içeride kahve içebilmek için Büyük Endek Caddesi'nde. Ama biz girdiğimiz zaman 2003'lerde biz provadan çıktığımızda korkardık yani hani sokakta ışık yok, bir şey yok, kimse yok, orayla kimse ilgilenmiyor. Yani bir Galata'nın kent soylulaştırma sürecine tanık olduk diyebilirim. O dönemde biz kendi komşularımızla, yani bu bölgede kim var, işte hangi sanatçılar var, nasıl iletişim kurabiliriz sorusundan yola çıkarak ve kendimizi o bölgede, ya biz burada varız, biz burada bir şeyler üretmeye çalışıyoruzun cevabını yaratabilmek için görünürlük projesi diye bir şey yaptık. O da şöyleydi, biraz böyle hazine avı gibi bir şeydi. Bölgenin haritasını çıkarıp aslında bayağı bir hani aslında tarihsel bir bilinç de oluşturdu o bence, hafıza da oluşturdu diyebiliriz. Haritasını çıkarıp orada hem açık, biraz yani birkaç konseptin birleştiği açık stüdyo mantığı, hani gidersiniz sanatçıların stüdyosunu
da onları ziyaret edersiniz. Ya da işte Museum Night dedikleri yurt dışında bu müze gecesi vardır. Bütün gece bütün müzeleri dolaşırsınız tek bir biletle. Ya da işte bu yine hani fringe mantığı da var işin içerisinde. Çünkü hani sokakta, dükkanda, işte kulenin arkasındaki şirin börekte, işte oradaki kasapta, buradaki falan filan her yerde. Yani sanatçıların evinde, ev stüdyosunda, işte varak ustasının şeyinde falan, hani her şeyde bir şey yaratabilmek üzerine bir fikir olarak çıktı görünürlük projesi. O haritanın üzerinde herkesin yerini belirleyip ondan sonra insanların sırayla izleyebileceği, takip edebileceği bir günlük bir program yarattık biz. Buna da görünürlük projesi dedik. Hem halkı, esnafı ve aynı zamanda sanatçıyı bir arada bu etkileşime dahil edebilmekle ilgili bir çaba vardı. Bilmiyorum ben de çok mu uzatıyorum konuyu ama yani bizim Galata Perform olarak mesela ilk yani yaptığımız hani kentle ilgili, hani konu kent ve kamusal alan olduğu için söylüyorum. Görünürlük projesi bu şekilde çıktı. Yani hani kendi tiyatromuzun aslında yine biraz böyle hani ne yapabiliriz bu konuda, bunu yapalım. Biraz yaratıcı çözümler fabrikası olmak zorundasınız Türkiye'de. Yani hani tiyatro yaparken her sene ayrı bir savunma yöntemiyle alana, sahaya hazırlanırsınız. Yani bu festivaller için de söz konusudur. Hani tiyatrolar için de söz konusudur. Böyle çıktı yani sonuç itibariyle. Bu aslında tam da konuştuğumuz gibi alana sahip çıkmak, alanı yeniden sahiplenmekle ilgili bir proje diye görüyorum ben. Bana bunu düşündürüyor. Özellikle de görünürlük isminin seçilmiş olması da çok şey anlatıyor zaten bence. Hannah Arendt'e göre vatandaşlığın koşulu kamusal alanda görünür kılmaktır insanın kendisini. Tam da bu şekilde belki yıllardır biraz hasır altı edilmiş, unutulmuş hafıza ya da kent mekanları, belki yok olmakta olan kent mekanları bu şekilde tekrar gün yüzüne çıkıp insanların farklı bir şekilde etkileşime geçebileceği bir şey. Öyle oluyor. Hatta 8. senede artık şey dediler, Yeşim Hanım yeteri kadar görünür olmadı mı Galata? Hani falan dedi. Görünürlük, görünürlük diyorsunuz da. Yani orada bir sürü mekan evet keşfettik. Mesela Hamursuz Fırını yani ilk görünürlük projesi için kullanıldı. Sonra işte biz kullandık tiyatro festivalinde Yola Çıktığım Gün diye bir oyun yaptık. Sakin Serin Bir Sabah Luna Park haline getirdik. Sonra D22 sahiplendi falan. Yani onun gibi bir sürü barın yurttan tutun işte bölgedeki evet bir nevi keşif gibi bir şey oldu açıkçası. Oyununuz Yüzyılın Evi de gene mekan ve kent hafızasına dair çok şey anlatan bir oyun. Ben dün izlediğimde şöyle düşündüm, yani yok olmuş bir mekanda bir anneannenizin konağından yola çıkıyorsunuz ve objeler üzerinden yok olmuş bir yeri tekrar inşa ediyorsunuz aslında sahne üstünde, belki tekrar yıkıyorsunuz da. Ve Edinburgh Fringe'de oynayacaksınız bu oyunu. Çok da ilgiyle bekleniyor şu anda Edinburgh'da okuduğumuz kadarıyla, evet. Yüzyılın Evi'nde bu mekanla ilişkiyi, hafızayı nasıl kurguladınız? Birçok farklı metot kullanıyorsunuz. Projeksiyon özellikle başka bir mekansal boyut katıyor sahnede. Bir de son olarak Fringe sürecinizin nasıl gerçekleştiğinden belki bahsedebiliriz. Tabii yani ya bir süredir zaten biraz sen de bahsettin. Hafıza konusu beni ilgilendiriyor. Mekan, hafıza, tarihsel süreç, yani tarihin bir de vahşi bir ülkede yaşadığımızı düşünüyorum bu anlamda. Yani çok kolay unutuyoruz, yani çok bilmiyorum, bütün dünyada da belki bu böyle olabilir. Biraz hani genel olarak o şey gibi, hani timeline'da akan şeyler gibiyiz yani. Hani akıyor gidiyor, akıyor gidiyor ve sen unutuyorsun yani. Ondan sonra tekrar akıyor ve bambaşka bir gündem geliyor. Biraz yani benim için tiyatro son dönemde bu dönemi, tarihi ve hafızayı yakalamakla ilgili olmaya başladı. İşte mesela Yüzyılın Aşkı diye bir oyun yaptım. Onda da mesela aynı mesele var. İşte Türkiye tarihini işte 9 değişik aşk hikayesi üzerinden anlamaya çalışmak, dönemler, farklı dönemleri. Onun dışında yani yaşlı çocuk da biraz yine yakın dönemde terörizm ve savaş sebebiyle hayatını yitirmiş çocukların hayatlarını yeniden kurgulamak. Onları hem yani algılamak, aynı zamanda da yeni bir çözüm önerisi oluşturmaya çalışmak gibi. Ev kakafonik bir oyun da mesela ilk yaptığım oyunlardan biri bu. Yani Emre kadar belki
o kadar hani yerleştirme ve hani alana, mekana özgü iş üzerinde kendi kişisel tarihimde bazı çalışmalar var diyebilirim. Mesela İz de bunlardan bir örnektir. Yine bir evle ilgili başka bir metin, yani Ahmet Sami Özbu'dan, bizim Yeni Metin Yeni Tiyatro projesinden çıkan yazarlardan birinin, ama yine tarla başında bir ev olduğu için bizim mekana yerleştirme gibi kurguladığımız bir oyun. Bu oyun ise, bu son yaptığım oyun ise biraz çıkış süreci aslında çok uluslu bir ortaklık olduğu için farklı bir noktadan çıktı. Yine bir tarih hafızası tazeleme talebiyle başladı. Yani Berlin'de Maxim Gorki Tiyatrosu'nu Şermin Langhoff'un oluşturduğu Savaş ya da Barış adlı festivalin altında biz Under National Affairs diye bir süredir, 5 senedir falan bir network'ün içerisindeyiz. Bu festival kapsamında 1918'de 2018 arasında, yani 1918'deki Osmanlı'nın parçalanması ile şu dönemdeki parçalanma, yani klikleşme, daha sertleşme, her biliyorsunuz nasyonalizm ve işte faşizmin yükseldiği bir dönemde yaşıyoruz düşününce, yani her anlamda dünyada da bu geçerli. Bunların ikisi arasında bir bağlantı olabilir mi sorusundan yola çıkarak düşünmeye başladık. O noktada da yani bizim projenin üst başlığı Haunted Houses oldu, perili evler oldu. Bunun sebebi de aslında Yunanlı ve Bulgar bir ekip de vardı bu projenin kapsamında. Onlar da işte Yunanistan'da devlet tiyatroları Experimental Stage ve Bulgaristan'da da Red House Sofia diye daha evvel bizim görünürlükte de davet ettiğimiz bir tiyatro. Bunların üçüyle birlikte çalıştık. Yani Almanlar dediler işte Yunanlılar, Bulgarlar, Türkleri bir odaya koyalım bakalım ne oluyor bu konuda diye. Espri yapma ihtiyacı duydum bir anda. Ondan sonra neyse, işin esprisi o yani. O sırada da ben yani hep anneannemin, hepimiz yapıyoruzdur bunu muhtemelen. Anlatsana anneanne, onu anlat, işte onu anlatır, bunu anlatır. İşte o zamanlar şöyleydi, bu şöyle yaşardık, böyle yaşardık. Hani böyle bir, benim de özel bir ilgim var açıkçası, bilmiyorum. Belki herkesin yoktur o kadar ama bence herkesin bir hikaye dinleme hikayesi vardır hayatında diye düşünüyorum. Yani sesini kaydederim, işte not alırım. Acaba roman mı yazsam, acaba bir film mi yapsam, ne güzel hikayeler falan derken düşündüm. Anneannem 1919 doğumlu. Hala da yaşıyor, yani 100 yaşında şu anda. Ondan sonra düşündüm ki aynı dönemler, ben tarihçi değilim yani bir şekilde, ama bunu, bu dönemi algılamak istiyorum ve onun gözünden algılamak istedim. Öyle olunca da bu konak hikayesi çok baskın bir şekilde çıktı, çünkü bir yıkım söz konusu. İşte hem Osmanlı döneminde kurulmuş, ondan sonra onun dedelerinin dedelerinin işte sarayda hizmetli oldukları dönemde yaşadıkları, sonra işte Cumhuriyet'e doğru geçerken bu hani Vişne Bahçesi'nde de şeydir ya, böyle hani ne yapacağını bilemezler evi, ondan sonra işte aristokrasi işte şeye geçer, çarlık dönemi biter falan filan, biraz ona benzer bir şey yaşamışlar. Tabi tam aynı değil ama yani hani o konağın yalnızlaşması, yoksullaşma, eşyaların yani kanepelerin şeylerini, ayaklarını falan kesip ondan sonra hani ısınmak için kullandıkları, ne bileyim ben, eskicilere öyle eşyaları bilmeden dağıttıkları, yani saraydaki vazoyunun içine soğan doldurdukları falan, yani böyle hani çok enteresan bir dönem geçirmişler. Sonra da 50'lerde, 59 senesinde o konak biliyorsunuz istimlak oluyor, o oluyor, bu oluyor. Menderes zamanında dümdüz edilmiş, Zeynep Kamil Hastanesi kurulmuş ki Zeynep Kamil Hastanesi'nin eski hali çok güzeldir. Yeni betonarme, çok biliyorsunuz klasik, yani hani bir cumhuriyet hikayesi aslında, yani hani cumhuriyet hikayesi bir betonarme hikayesi gibi bir şey, yani bir buldozer hikayesi bence cumhuriyet hikayesi oldu son dönemde yani diye düşünüyorum. Yani bütün bunlar bana aslında kendimle ilgili, kendi tarihimle ilgili, şu anda yaşadığımız şeylerle ilgili çok şey söylemeye başladım. Çünkü yani çok yırtıcı bir yıkıcılıkla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Hani bir yandan bir enteresan bir şekilde bir geri dönüş öykünmesi var hani Osmanlı'ya, ama bir yandan da tam olarak onu kapsayamayan bir durum söz konusu. Hani bütün bunlar bir evin yıkımı yani ve geçmişi, tarihi ve eşyaları üzerinden nasıl anlatılır fikrinden yola çıkarak
böyle bir oyun çıktı. Hani o noktada da yani dediğin gibi video var, müzik var, üst üste binen katman katman bir takım yani hem hikayeler hem videolar hem de müzik katmanları var. Yani baştan beri aklımda yani o video yani video ile birlikte ve müzikle birlikte eşit duran yani disiplinler arası bir şey yapmak fikri vardı. Metinle birlikte ama metinden yola çıkarak yani metni nasıl daha iyi bir şekilde ifade ederiz ve etkileşim yani destek olmak değil de yan yana durmak, değiştirmek anlamında da bu iki disiplini bir arada kullandık açıkçası. Biri aslında film disiplini diyebiliriz çünkü film yönetmeni Melisa Önel ve arkada da yani bir nevi siyah beyaz kısa bir film yaptı her bölüm için. Ondan sonra müzisyen de o da değişik bir şey yani live looping diye bir şey üzerine çalıştı yani o da o tarihi yorumlarken hani üst üste binen sanki hani bir evin yıkılması gibi hani üst üste binen sesler kaybolan sesler onların tekrar kurgulanması gibi bir şey çalıştık. Dramaturjide zaten Ferdi ile çalışıyoruz o oyunun aynı zamanda birlikte yazdığımız benim birlikte çalıştığım çok değerli bir arkadaşım. O yüzden hani böyle bir oyun çıktı sonuç itibariyle. Fringe'e geçmek istersen beraber geçebiliriz. Evet, geçebiliriz. Yani Fringe süresini kısaca anlatayım arkadaşları dinleyelim. Yani bu oyunu da ben yani senelerdir hep festivallere biliyorsunuz normalde bizim buradan çok fazla desteğimiz olmadığı için genelde Almanya odaklı değişik festivallere davet edildiğimiz zaman buyurun gelin oyununuzu beğendik dedikleri zaman ki çoğu zaman burada Dikmen Hoca'yı yine ben anmak isterim. Hani ilk gittiğim o festivallerde hep kendisinin yani gelin bu oyunu seyredin güzel bir oyun var burada dediği için yani bir şekilde kendi kafamızı bir yerlerden çıkarabildik ve dışarıya yani yurt dışına çünkü öyle bir tiyatroyuz yani sadece buraya iş yapmak işte burada bilet satmak değil evrensel olanı yakalamak. Hani yurt dışında Türk tiyatrosunu ne noktada yani ifade edebiliriz'i de düşünen bir tiyatro olmak istedik. Edinburgh Festivali ise değişik bir festival. Yani bir nevi küratörsüz sergi diye tanımlayabilirsiniz aslında. Yani Fringe festivallerinin ilk çıkış noktası. Arkadaşlar belki daha detaylı anlatabilirler. Hani 40'larda ana bir festival var. Bu ana festivalin yanında 7 tane tiyatro grubu ana festivale karşı değil ama yani görünmek için aslında bak yine görünürlük söz konusu. Görünmek için bunu başlatıyorlar. Ve şöyle oluyor ondan sonra ana festival tabii yine küratörlü bir festival yani bir direktörünün olduğu işte oyunların seçildiği o olsun bu olmasın falan diye karar verildiği bir festival. Fringe böyle biraz kar topu gibi büyüyor. Neden büyüyor? Yani karşıdan bir kere başvurduğunuz zaman festivalin böyle bir direktörü yok. Yani hani şu olsun bu olsun diye siz sahnelere, mekanlara başvuruda bulunuyorsunuz. O mekanlarla, sahnelerle olan ilişkinizle alakalı bir seçim söz konusu oluyor. Mekan diyebiliyor ki hani ben bunu istemiyorum. Öbürü diyor ben istiyorum ya da siz farklı bir yerde bir kilisede oynamak istiyorsunuzdur, sokakta oynamak istiyorsunuzdur ya da bir dükkanda bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Onun üzerinde ilerleyen yani aslında tamamıyla inisiyatifi karşıdaki tiyatroya sanatçıya veren hani bunun karşılığında da tabii bu kadar kartopu büyümesinin sebebi de kartopu gibi büyümesinin sebebi de yani 10 tane oyun 15 tane oyun 20 tane oyun olmasından ziyade 3500 tane gösteri olan bir festivale gidiyoruz biz şimdi Ağustos ayında. Bunun olabilmesinin sebebi de tamamıyla yani serbest özgür bir alan olması. Yani her isteyen aslında Fringe'e gidebilir. Öyle ya da böyle hani sadece önemli olan hani nereye başvuracağınız bir de tabii kendinizin yani bütçeyle gitmeniz. Çünkü festivalin yani bir herhangi bir festivalin 3500 tane gösteriye sahip bir festival olabilmesi için hani bunu subvanse etme noktasında ya da bütçe verme konusunda tamamıyla yani mümkün olmayan bir durum söz konusu. O nedenle karşıdan hani gelen tiyatronun da kendi bütçesini sağlayarak o nedenle çok mobil olan işler gidebiliyor. Ya da işte ne bileyim ben kendi ülkesinden tabii Norveç'ten gidiyorsa, İsveç'ten gidiyorsa ya da Almanya'dan gidiyorsa daha farklı gidiyordur. Bizimki gibi değil. Biz bir destek projesi başlattık ona. Yani ona da ayrı konuşuruz yani. Neyse çok girmeyeyim o konulara. Yani ondan sonra yani bu şekilde ilerleyen mantığının bu şekilde ve isminin de anlamı saçak.
Yani ana festivalin saçağında bulunan 3500 tane gösterinin içerisinde sizin yer aldığınız ve görünür olmaya çalıştığınız, kime görünür oluyorsunuz? O oraya gelen hani bütün tabii dünyadan insanlar geliyor, ne bileyim ben. Bu sene galiba 80'e yakın mı ne bir ülkeden hani değişik sanatçılar geliyor. Bunların arasında prodüktörler var, gazeteciler var, işte yazarlar var vesaire. Hani kendi tiyatroları olan insanlar var. Ana festivalde olan çok büyük isimler var. Ne bileyim ben, Kompliste Tiyatrosu mesela hem ana festivalde bir şey yapıyor, hem Fringe'de yapıyor mesela hani tiyatro olarak vesaire gibi. Yani çok büyük bir etkileşimin olduğu, çok özgür ve ben o mantığı da seviyorum. Görünürlükte de biraz öyleydi. Yani bir seçim mantığı üzerinden ilerlemeyip hani tamamıyla festivalin kendine ait böyle bir dinamiğinin olması ve onun iyisiyle kötüsüyle, yani tabii ki o arada kötü işler de oluyor muhakkak ama iyisi de oluyor vesaire, böyle büyük bir çılgınlık olduğunu düşünüyorum ve biz de böyle bir çılgınlığı bu sene yapmaya karar verdik. Değişik bir zamanda Türkiye tarihinde ama yani bir de oyunun da böyle mobil olabilmesiyle alakalı. Çünkü bizim oyunda bir buldozer var, oyuncak, bir de gramofon var, birkaç iskemle falan var, videoyla falan, müzikle, yani gidiyoruz öyle enstrümanları sırtlayıp biraz kaplumbağa gibi gidebileceğimiz bir oyun. O nedenle bu sene öyle bir seçim yaptık. Bu sene İstanbul Fringe'de Eylül ayında gerçekleşecek, evet, diyebiliyorum. Evet. Pası o tarafa. Evet. Teşekkürler. Emre, Denizhan, siz isterseniz İstanbul Fringe fikri nasıl doğdu, nasıl böyle bir şey İstanbul'da yapmaya karar verdiniz, oradan başlayarak anlatın. Merhaba herkese, sıra bize geldi, teşekkürler. biz Galatasaray Üniversitesi'nden mezunuz. Aslında Fringe ekibinin bir 8 kişi kadarız şu an ana ekipte. Çoğumuz Galatasaray Üniversitesi mezunuyuz ve aslında hepimiz Galatasaray Üniversitesi tiyatro topluluğunda tanıştık. Ben de Fransız Dil Edebiyatı mezunuyum. Aramızda sosyoloji mezunu olan var. Denizhan mühendislik mezunu. Ama hepimizi birleştiren nokta Galatasaray Üniversitesi'nin tiyatro topluluğu oldu. Oradan çıktıktan sonra da hepimiz farklı alanlara yayıldık. Çoğumuz yurt dışına gitti. Orada eğitim aldı. Ben Brüksel'de Le Coq üzerine eğitim aldım. 2 sene. Ondan sonra döndüm. Aslında benim Fringe'le ilk tanışmam askerde oldu. Ben buraya döndüm, askere alındım. Orada da böyle kaçak soktuğum telefondan alttan başvurular yapıyordum. O zaman bir gösterimiz vardı, Hayali diye. Ondaki yurt dışındaki festivallere böyle başvuru yapıyordum gizli gizli. Orada Stockholm Fringe'i gördüm. Oraya başvurdum. Daha sonra kabul aldık. Aslında ilk tanışmam böyle oldu Fringe dünyasıyla. Stockholm'daki Fringe'e sanatçı olarak, yani bir oyunumuzla, işte gösterimizle katıldık. Daha sonra Atina Fringe'e katıldım. Daha sonra da beraber Buffer Fringe'e, Kıbrıs'ta yapılan Fringe'e gittik. Buralarda aslında Fringe ekibiyle, işte Stockholm'daki Fringe'in sanat yönetmeniyle tanıştık. Daha sonra Atina'da yine nasıl oluşturduklarını öğrendik biraz. Aslında çok farklı işliyor her tarafta. Mesela Atina'da bir çay bahçesinde 2 ay süren bir Fringe yapıyorlar. Stockholm'de bizim hedeflediğimize biraz daha yakın, şehrin farklı noktalarındaki farklı sahnelerde gösteriler var aslında ve 10 güne yakın sürüyor. Buffer Fringe işte Kıbrıs'ta ara bölgede yapılıyor. United Nations'ın oluşturduğu bir dernekle beraber işbirliği içinde yapıyorlar. İşte gösteriler bir gün Güney Kıbrıs'ta oluyor. Ertesi gün Kuzey Kıbrıs'ta oluyor. Yani hepsinin aslında çok farklı işleyişleri var. O anlamda 1947'de başlıyor. Ben 8 diye biliyorum, siz 7 dediniz ama 8 ekip davetsiz olarak kendilerine bir alan açıyorlar. Orada gösteriler yapmaya başlıyorlar. Daha sonra bu büyüyor. Brighton'da, işte öncelikle İngiltere'de, adada, daha sonra İskandinav ülkelerinde, şimdi Avustralya'da, Amerika'da. Yani bütün kıtalarda Fringe yapılıyor ve farklı formatlarda yapılıyor. Bazıları işte lottery denen, atıyorum binlerce başvuru alıyor, bir kura çekiyorlar ve kurada çıkan ekipler geliyor, gösteri yapıyor. Kimisi işte first come first served şeklinde işte ilk başvuranları alıyorlar. Bazısı hepsini alıyor. Biz şu an hepsini alamıyoruz maalesef. Çünkü ilkini yapıyoruz burada ve aslında yeni başladığımız ve şehrin olabildiğince farklı yerinde olmak istesek de hem biz biraz emin adımlarla gitmek istediğimiz için hem de imkanlar şu an bunu gerektirdiği için böyle ilerleyebiliyoruz.
İstanbul'daki fringe fikri biraz aslında bu fringe, yani diğer yapılan fringe'lerle tanışmamız üzerinden çıktı. Daha sonra ben bir dünya fringe network'ü var. Onlara attığım mail üzerinden bir geri dönüş aldım. Hiç yapabileceğimizi falan düşünmüyorduk aslında da İstanbul fringe'i nasıl yapabiliriz dedik. Bunun bir franchise'ı var mıdır? Hani bu bir zincir mi? Ya da ekonomik olarak işleyen bir şey mi? Yani bunun isim hakkı var mı? Bunu almalı mıyız gibisinden bir iletişime geçtik. Daha sonra hayır, bu bir hareket. Yapın. İstanbul Fringe'i sizin yapmanız çok güzel olur gibi bir geri dönüş aldık. Ben bir gün yine bir festivalden döndüğümde, Deniz Han'la ev arkadaşıyız biz bu arada. Ona şey diye sordum. Abi Fringe yapalım mı? O da yapalım dedi. Gerçekten o noktadan, bu geçtiğimiz Ağustos ayında oluyor. Geçen yıl Ağustos ayında oluyor. Oradan buraya geldi. Konu. Yani biraz hızlı işledi bizim için de. Biz de bu kadar ilerlemesini beklemiyorduk ilk sene en azından. Fringe kar topu gibi büyüyormuş genel olarak. Fringe gerçekten kar topu gibi büyüyormuş. Daha sonra mekanlarla görüşmeye başladık. Biraz kendimiz aslında yani daha çok sanatçı tarafından geldiğimiz için mekanların bir kısmını tanıyoruz. Daha önce oyun oynadığımız, gösteri yaptığımız yerler. O yüzden onlarla iletişimimiz çok daha kolay oldu. Mekanlarla anlaşmaya başladıktan sonra da bir açık çağrı açtık aslında. Biz o şekilde ilerlemek istedik ilk Fringe'de. İlk açık çağrımızda bütün dünyadan, gerçekten yani Afrika'dan da başvuru aldık, Uzak Doğu'dan da başvuru aldık, Güney Amerika'dan da başvuru aldık ve çok farklı işlerden başvurular aldık. Ne bileyim, gelip Luna Park'ta araba pazarlarında iş yapmak isteyen insanlar da vardı. Şu an maalesef yapamıyoruz bunu ama belki seneye, ilerleyen senelerde yaparız. Çok farklı işler başvurdu gerçekten. 184 tane başvuru aldık ilk senemizde. Bunlardan biz bir eleme yaptık. 40'a kadar indirdik. Daha sonra aslında Emre Koyuncuoğlu'nun da olduğu bir seçici kurul oluşturduk. Bu seçici kurulla beraber aslında herkes bir ilk 20'sini oluşturdu ve daha sonra elimizdeki mekanlarla, elimizdeki imkanlarla ve gelen gösterilerin hem disiplin olarak dağılımı, hem belki işte cinsiyet dağılımı, kişi sayısı dağılımı, atıyorum mesela 20 gösteri olacak, bunların hepsi dans değil, hepsi tiyatro değil, öyle olmasına uğraştık. Hepsinin metinli ya da hepsinin fiziksel işler olmaması üzerine uğraştık. Hepsinin solo değil, hepsinin işte çok kalabalık olmayan ekipler olması üzerine bir denge kurmaya çalıştık ve elimizdeki mekanların teknik ihtiyaçlarını karşılayarak yapmaya çalıştık aslında bunu. Şu an 15 yabancı ekip, 5 de yerli ekip var. 18-22 Eylül tarihlerinde, 17 Eylül'de aslında Sabancı'da açılışı olacak festivalin. Açılışı da REC isimli Belçika'dan gelen İtalyan bir ekip, İtalyan bir ekiple olacak. Daha sonra 18-19-20-21-22 Eylül'de yaklaşık 20 tane gösteri olacak. Çok farklı mekanlarda. Biraz Deniz Han'da mekanları anlatsın istersen. Ben çok konuştum. Evet, işte ben o şeyi çok beğendim. Fringe kar topu gibi büyüdü hakikaten bizim elimizde de. Biz ben de Fringe'le ilk Kopenhag'da rastladım ve tanıştım. Seyirci olarak orada gördüm. Ondan sonra çok farklı mekanlardaydı. Bu Fringe mantığını aslında biz de biraz daha öğrenip biraz daha içselleştirip seneden seneye festivalin de biraz daha o fringe mantığını kavrayan bir festival olması yolunda ilerlemesini de istiyoruz bir taraftan. Bu seneki festival biraz farklı mekanlara ama zaten sanat mekanlarına yayılmış durumda. Bundan biraz daha aslında şehre yayılmış bir festivale doğru ilerlemek asıl hedefimiz. Böyle olunca yani sadece söylemekle oluyor bu sene ama seneden seneye takip edenler için işte uygulanabilir olduğunda biz de yapmaya çalışacağız. Bu seneki mekanlarımız hem karşı tarafta hem bu tarafta, bir de adada, Burgazada'da İparo diye bir art terapi merkezinde olacak. Karşı tarafta Das Das Moda Sahnesi, Boğa Sahne, Kadıköy Belediyesi'nin CKM ve Barış Manço Kültür Merkezi. Bu tarafta da yine Mimar Sinan'da, Mimar Sinan'ın bu içindeki sahne, bu Montu'daki sahnesi. Onun dışında Noak Sahne, Kumbaracı 50 gibi sahnelerimiz var. Dediğim gibi bunlar aslında sanat alanları. Tuhafiye değil bunlar içerisinde. Bir tane mimarlık ofisi, bir tane şeyimiz var. Burgazada'da da yine yaptığımız yer aslında bir oyun gösterilen bir yer değil. Veya performansların olduğu bir yer değil.
biraz aslında Buffer Fringe'den esinlendik. Onlar işte Kuzey, Güney, Kıbrıs o barış süreci için çalışan bir dernekti ve Fringe yapıyorlardı. Onlar işte Kuzey ve Güney olarak ayırmışlar ve gösterileri de ona göre ayırmışlardı. Biz de biraz aslında şey yapalım dedik işte Asya, Avrupa ve adayı katalım. Biraz işte Orta Doğu'dan gelen işleri Avrupa sahnelerine, Avrupa'dan gelen işleri Anadolu sahnelerinde verelim filan. Böyle hedeflerimiz var. Ama işte programlamada biraz mekanların ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Tam olarak olmayabilir. Birkaç fark vardır ama yine programa dikkat ederseniz var öyle bir öyle incelikler var. Mekanlarımız bunlar. Biraz Fringe'in belki kentle ilişkilenmesinden bahsedebiliriz. Yani 2019'da İstanbul'da bugün böyle bir festivali yapıyor olmak ne ifade ediyor Fringe için? Ya da biz kentte nasıl bir dinamik yaratmayı hedefliyoruz? Yani işte biraz bu kendini var eden meselesinden biraz daha aslında konuşabiliriz. Hani hem de başladığımız şeye devam etmiş oluruz. Biz de aslında emerging artist denilen sınıfta sanat yapmaya çalışan insanlarız. Dolayısıyla kendimizi var etmek şu anki derdimiz. Birbirimize o yüzden daha sıkı sıkı tutunmaya başladık. İşte bu Galatasaray Üniversitesi tiyatro topluluğu, tekrar işte Galatasaray Lisesi tiyatro topluluğu falan bunların hepsinin böyle tekrar tekrar birbirini buluyor olması farklı disiplinlerde profesyonel yaşamlarımızdan bir şeyler buralara getiriyor olmamız falan o yüzden değerli. Ben işte girişimler üzerine okumuştum. Danimarka'da işte yüksek lisans yaptım sonrasında. O arada Fringe'i görmüştüm. Sonrasında da yani girişimler, bu da bir festival girişimi falan. Buralarda mesela çok fazla kullanabileceğim tool olduğunu gördüm oralardan. Onları burada uygulamaya çalışıyoruz şimdi. Çünkü işte kendimizi var ediyoruz. İnsanların biyografilerine baktığımız zaman şu zaman işte geçmişe dönük işte siz de bahsettiniz filan. Hep böyle ortaklaşmış mekanlar görüyoruz ya da belli başlı festivaller ya da belli başlı işte İstanbul Sanat Merkezi gibi yerler filan. Biz de o zaman bir yapı oluşturmamız gerekiyor dedik. Festivalde bugünün biraz daha işte modası ya da bugün insanların bir araya geldikleri yerler festivaller. O yüzden de işte İstanbul Fringe'in aslında böyle temel taşları böyle oturmuş oldu aslında. İstanbul'la temelleşen bir şey olması da biraz daha mekanlara yayıldıkça, insanlara yayıldıkça olacak diye düşünüyorum. Gönüllülerimiz var bu sene işte başvuru aldık, başvuru alıyoruz hala. Festivalde gönüllü olarak çalışmak isteyenler. Onlar belki sonrasında festivalin düzenleyici kadrosunda olacak insanlar olacak. Böylelikle biraz buraya yapışmış bir festival olsun istiyoruz aslında. Genel olarak. Yani biraz da bu sene tabii ki mekanları seçerken yani ilk senesini yaptığımızdan dolayı tanıdığımız, bildiğimiz ve daha rahat çalışabileceğimizi düşündüğümüz mekanlara gittik. Ama aslında ilerleyen dönemlerde gelişmesini istediğimiz ve evrilmesini istediğimiz yer biraz daha bunu bir deneyime dönüştürebilmek. Yani şu an işte tiyatrolara gidilmemesinin sebebi biraz da ya da çok az seyirci olmasının, sürekli seyirci sıkıntısının yaşanmasının sebebi biraz da bu aslında. İnsanlar şu an çok fazla deneyime yönelik işlere gitmeye başladı. Tiyatronun evrilmesinin sebebi de belki biraz bundan dolayı. Bizim geçen sene oynadığımız, iki sezondur oynadığımız Düğün diye bir oyun var. Bertolt Brecht'in bir burjuva düğünü. Normal sahnede oynuyorduk. Ya, en son şöyle bir şey gördük. Biz 4 kişiyiz sahnede, seyirci de 4 kişiydi. Ya, 4'e 4 oynadık. Yani... Ondan sonra dedik ki farklı bir şey yapmalıyız galiba. Daha sonra bu Tuhafiye diye şu an festivalin de mekanlarından biri. Mimarlık ofisinde işte tanıyoruz aslında orayı. Orayla görüştük. Onların bir tane boş bir alanı var. Yani mimarlık ofisinde boş bir alan aslında. Tiyatro ışığı yok, tiyatro ses sistemi vesairesi yok. Biz oyunu buraya uyarladık. Ve gerçekten bir düğüne dönüştü. Yani öncesinde insanların geldiği... içkisini içtiği, daha sonra düğüne katıldığı, yani sadece bir tek halaya katılmadılar yani. Gerçekten düğüne katıldığı bir deneyime dönüştü aslında. Ve biz oyunun çok daha iyi bir yere gittiğini, seyirciyle çok daha iyi bir etkileşime gittiğini gördük burada. Dolayısıyla insanların da bu deneyime katılmak istediğini gördük biraz. Bu sene belki birkaç mekanda yapabileceğiz bunu ama aslında seneye ve ilerleyen zamanlarda bunu yapmak istiyoruz biraz daha. İşte mesela Sabancı bunun için çok uygun. Sabancı Müzesi çok uygun bunun için. Kurtuluş Pazarı'nda oyun yapılıyor mesela. Ya da bir işte Carrefour'un içinde kasap reyonunun önünde bir oyun yapılabilir. Biz aslında biraz buraları taşımak istiyoruz. Dolayısıyla seyirciyi de bu deneyimi
yani paylaşmaya çağırıyoruz gibi bir yani festivali bunun üzerinden kurgulamaya çalışıyoruz aslında. Umarım seneye ve ilerleyen senelerde o noktaya gelebiliriz. Onun devamlılığı biraz aslında gelen sanatçıların da buraya aidiyet hissetmesiyle olacak. Çünkü bir taraftan işte dediğimiz gibi yani herkes bu hareketlilik içerisinde kaplumbağa gibi gezebilen oyunlar yapıyorlar. Ve bu sayede işte fringe'ler biraz birbirlerine oyunlar gönderebilmeye başlıyorlar. Biz de bu networkler aracılığıyla işte Nordic Fringe Network veya işte World Fringe Network aracılığıyla diğer fringe'lerle de iletişim kurmaya başladık. İşte onların sanat yönetmenleriyle aynı zamanda işte organizatörleriyle falan görüşüyoruz. İşte orada oynayan oyunlardan işte beğenilen bir oyunu işte ya da bizim gidip de seçeceğimiz buraya uygun gördüğümüz bir oyunu buraya bir sonraki sene almak gibi böyle o networklerle de iletişim halinde olmak biraz aslında bu festivale sadece bizim değil hem gelen sanatçıların hem diğer fringe'lerin de sahip çıkacağı bir yapı aslında genel olarak bu network. Bir de yani şimdi bizim burada buraya gelecek oyunları seçerken aslında baktığımız bir, burada oynatabilir miyiz? Böyle bir imkan var mı sahne altyapısı olarak? İki, buradaki seyirciye uyar mı? Anlaşılır mı? Gibi bazı kaygılarımız oluyor. Sonrasında bir de buradan oraya gidecek oyunlarda yani Türk oyunlardan seçtiklerimiz içerisinde de bir fringe tecrübesi görmesi burada ya da oyunun CV'sinde bir fringe, İstanbul Fringe yazıyor olması daha sonra diğer fringe'lere gitmesi için de aslında bir ön ayak oluyor. Biraz o farkındalıkla hareket etmeye çalışıyoruz aslında. Yani o yüzden de bizim burada oluşturduğumuz festivalde seyirciler ve oyuncular yani gelen oyuncular birlikte olacak. Dolayısıyla da mekanlar da bu işin içerisinde birbirleriyle iletişim halinde olabiliyor olacaklar. Dolayısıyla atıyorum Dastas'la Kumbaracaeli'li arasında organik bir bağ oluşmuş olacak. Bu da önemli. Ve onların bu tarz sanatçılarla yani başka ülkelerde oyunlar yapan sanatçılarla iletişim kurması da önemli olacak. Onun dışında biraz bu hareket tiyatrosu ve fiziksel tiyatronun işte yükselmesiyle ya da örneklerini bulmasıyla biraz başka ülkelere oyunlara gitmek, daha disiplinler arası ya da kültürler arası oyunları izlemek de daha kolaylaştı. En azından benim adıma öyle. Çünkü bir dili veya dilin dayattığı bir oyunu izlediğiniz zaman çok fazla inside şeyler görüyoruz. Yani çok lokal anlaşılabilir bazı mantaliteler görebilirken fiziksel oyunda aradığımız fiziksel dil çok daha evrensel. Dolayısıyla bu festivallerde çok daha paylaşımcı bir ruh yaratıyor diye düşünüyorum bir taraftan.